Fotoğrafın öyküsü başladı. Ben Öykü Cengiz, hoş geldiniz. Bu akşam Bilal Çatal Çekiç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş buldum, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, siz buradasınız, çok daha iyiyiz. Fotoğraflarınızın öyküsünü dinlemek için sabırsızız. Ay, hadi başlayalım hemen. Çok keyifli, başlayalım. Heyecan var mı? Yani enteresan bir format da, enteresan bir şey. Fotoğraflardan kendi hayat hikayemi aslında böyle, anılarımı görüyor olmak beni mutlu edecek, değişik. Canlı yayında albümünüze bakacağım. Evet. Söylüyorum konuklarıma, canlı yayında sizin albümünüze bakıyorum. Bazen öyle değişik hikayeler çıkıyor ki bir anda böyle hani kendinizle yüzleşebiliyorsunuz. Çok değişik. Bakalım sizde nasıl bir hikaye edindiniz? Geçmişe gidip ne olacak bakalım. Evet. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Gelsin ilk fotoğraf ekranlara bakalım. Hangi fotoğrafla başlıyoruz derken. Şöyle kaç yaşınızdaki halinize döndük acaba? Yani nedir? 3'tür, 4'tür en fazla. 3 yaşlarınızda. Belki daha ufaktır, bilmiyorum ki. Hatırlıyor musunuz bu fotoğrafın çekildiği anı? Hatırlamıyorum. Ama şeyi hatırlıyorum. Yani evde çocukken hep bu fotoğrafıma baktığımı hatırlıyorum. Öyle mi? Evet, öyle bakardım. Böyle sonra oğlum oldu, Alp. Acaba ilk zamanlar benzetmeye çalışıyordum. Benziyor muyuz birbirimize diye. Benzetenler var, daha çok anneye benzetenler var ama bu fotoğraf herhalde benim ilk fotoğraflarımdan biri. İşte doğduğum şehirde annemle babam götürmüş. O üzerimdeki kıyafeti hatırlıyorum çok net. Hangi şehirde doğdunuz? Bursa doğumluyum ben. Bursa doğum. Peki o şortun şirinliği, peki o çoraplar, peki o eli cebe koyup verilen poz, o bakış... Ya orada herhalde annem ya da babam şey diyordu, hani dur şu tarafa bak, bu tarafa vardır ya yönlendirme. Belki öyle bir şey diyordu, onlara baktım. O arada da yakalamış, yanaklarım yani komik. Yani şimdi hadi pozu verdirirsin ama hani şöyle bak, böyle baktı değil mi o yaşlardaki bir çocuğa, ki bence burada 4 yaşınızda yoksunuz ki yönetmenim de ben değil mi? Aynı fikir. Daha ufağımdır. 1,5 falan diyor ama bence 2. Yok 2 ile 3 arası iki, bence. 2 3 arası. 1,5 değilimdir de diye bilmiyorum. Annem program bittikten sonra söyler bana kaç yaşında oldum, hemen soracaktır. Ama kıyafeti dediğim gibi hatırlıyorum. Bu arada böyle afacan bir çocuk muydunuz siz? Bakışlar falan bir afacan. Biraz böyle bir şey halim var. Varmış söylediği annemin. Ama ortaokuldan sonra daha böyle bir şeye bağlamışım. Neden? Daha azmışım. Haylazlıklar var. Daha haylazlıklar var. Ama annem şey çok böyle beni hiç üzmedin hani çocukluğunda. Ne çok ağlarmışım, uyku problemim yokmuş, ağlama problemim yokmuş. O yüzden hani her anne babanın istediği hani koyunca duran bir çocuk durumundaymışım. Ama burada bir muzurluk var yani, hadi ya da sıkılacağım, hadi gidelim buradan diye bir bakış atmışım tabii. Objektife de bakmamışsınız, başka bir şeye bakmışsınız. Evet. Sanki böyle hani fotoğrafçı sizin aslında işte sol tarafınızdan fotoğraf çekiyormuş da bir başka biri de sizin... Sanki beni çekiyormuş, evet, gibi değil mi? Bilmiyorum, belki çekiyormuş de gibi. Öyle bir şey de vardır, bilmiyorum. Ama sevdiğim bir fotoğraf bu gerçekten. Peki hadi devam edelim, sıradaki fotoğraf bakalım hangisi olacak. Şimdi burada neredesiniz? Burada neredeyim? Burada Olimpos'tayım. Çok enteresan. Ben işte enstrüman çalıyorum, perküsyon çalıyorum. Mısırlı Ahmet'le uzun yıllar işte çalıştım, öğrencisi oldum onun. Ben de şöyle bir, benim için hayatımda çok önemli yerlerden bir yer burası, Olimpos. Bir dizi çekiyordum, set ara vermişti. Demişlerdi ki bir hafta hani aramız var, yani tatil yapabilirsiniz. Ben de darbukayı sırtıma aldım. Böyle nereye başım oraya gözüm davasıyla bir çıktım. Öyle çıktınız yola. Yani bir hafta diye çıktım, 3 ay. 3 ay İstanbul'a gelmedim. İşte Olimpos, Kaş, Antalya, Saroz, Küçükkuyu yani. Sahil hattından şöyle aynen başladım. Aynen öyle. Edremit, Güre, oradan başladım böyle yukarı kadar, aşağıdan başlayıp yukarı kadar devam ettim. Orada da enteresan. Şöyle bir şey olmuştu, enstrüman, tabii sırtımda enstrümanım, darbukam. İşte şeyden aşağı indim, böyle bir sahilde işte otele girdim. Böyle hakikaten yani turistler vardır ya filmlerde izlediğimiz şey, burası neresi, nerede kalırım ben durumuyla. Gittim ve bir arkadaş, hiç tanımadığım, yanında bir Fransız ama Türkçe konuşan, onun yanında biri, bana dedi ki...
sen dedi ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun? Dedim ki işte iniyorum aşağı, oturacağım, çalacağım ondan sonra. Ben de gelebilir miyim dedi. Sonra biz arkadaş olduk. Hala görüşüyoruz. Ah, orada çok enteresan, Fransa'da şairmiş Olivier adı da. Fransa'da şairmiş, yani bilinen bir şairmiş. Ama ben yaş, benden böyle bir 3-5 yaş daha büyüktür en fazla. Tatille mi gelmiş Türkiye'ye? Onlar, ya zaten yanındaki arkadaş Türk. Almanya'da, üniversitede bir kürsüde öğretim görevlisiymiş. O da yanında arkadaşı, ona Türkiye'yi gezdirmek amaçlı. Gelmişler işte Olimpos, Kaş, Fethiye. Rota da aynı. Rota da aynı. Biz de orada, adam da, o da benim gibi biraz hani tırnak içinde hippi. Nereye başım, oraya gözüm. Dedi ki ne çalıyorsun bunu? Ondan sonra biz beraber onlarla bir hafta geçirdik ama hayatımda kendi başıma çıktığım tek, yani ilk diyeyim, tek değil, ilk tatildi. Ve çok keyif aldım. Böyle lahitlerin üzerinde darbuka çalıyordum. Peki bu haberli çekilmiş bir fotoğraf mı? Sanki birine bakıyorsun, bir şey söylüyorsun. O anda biri habersiz çekmiş gibi duruyor fotoğrafta. Aynen öyle. Çünkü orada... Çok teşekkür ediyorum. Orada darbuka çalıyorum ya. Ben aslında insanlar bir anda enstrümanın öyle bir güzelliği var. Biz aslında muhabbet ederken böyle çalarken bir an bütün kaldığım o pansiyon ya da işte o bungalov evlerde orası. O kamp yeri herkes dinlemeye geldi. Sonra fotoğraflar vesaire onların içerisinden çıkan bir fotoğraf bu. Çok ya ben mini bir konser verdim sabaha kadar. Ya kafalarını şişirdim ya kulaklarının pasını giderdim. Nasıl mutlusunuz yani? Çok. Keyif çok yerinde. O kadar çok. Belli ki çok güzel çıktı. Enstrüman çalmak benim için öyle bir şey. Yani gerçekten gezegeni değiştiriyorsun. Nasıl ilgi duymaya başladınız peki? Ben ilk müzik okudum konservatuvar. Klasik Türk müziği eğitimi aldım. Tiyatro oyunculuğunun öncesinde. Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Klasik Türk Musikisi bölümü mezunuyum ben. Nazariyat. Orada normal nota öğrendik. İşte besteler, Hacı Arif Beyler yaparken bizim zorunlu dersimiz kudümdü. Asıl enstrümanım benim kanundur aslında. Ama darbuka ile yakaladığım aşkı kanunda yakalayamadım. Olmadı yani. Sonra orada kudümden kalma böyle bir kulakta bir çalmak etmek orada seviyordum usul vurmayı. Sonra işte İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldiğimde de Mısırlı Ahmet'in Galata'da okul açtığını duydum. Tabii ki müzisyenler bilir Mısırlı Ahmet'in ne kadar iyi bir müzik adamı olduğunu, bir enstrümanist olduğunu. Dünyaya çünkü bu ritimsel anlamda çok doğru şeyler getirmiştir. Hep de feyiz aldık. Öyle duyunca ben onu hemen gittim okuluna. Sonra onunla beraber, onun öğrencisi oldum. Sonra beraber sahnede çalmak da nasip oldu. Öyle bir ilişkilendirdik. Aslında işte dediğim gibi kanun enstrümanım ama darbuka asıl enstrümanım oldu. Başrolü o geçti. Tabii onunla başka bir şeye ihtiyaç duymuyorsun aslında enstrümanın olduğumu. Dertleşiyorsun. Farklı bir gönül bağı olmuş evet, aranız. Evet. Enstrüman mı artık sanatçıyı çekiyor? Siz o bir ruh bütünlüğü nasıl hissettiyseniz, işte mesela kanunla yakaladığım o enerjiyi yakalayamadım. Mesela daha farklı bir enerji yakaladım, daha büyük bir enerji yakaladım deniz. Peki devam edelim. Sıradaki fotoğraf gelsin. Bakalım şimdi hangi fotoğrafla devam ediyoruz. Hep güzel anlarla böyle devam ediyoruz. Muhteşem. Nasıl bir anın fotoğrafı? Kaç sene öncesine ait? Biz 2014 evlilik, onun nişan fotoğrafımız ama. Sevgili eşim, canım benim, bir tanem. Hayatımdaki şansım. Maşallah, gerçekten. Ne güzel. Şükürler olsun ki Yaradan bana böyle bir güzellik yaptı. Böyle bir insanla yollarımız kesişti. Miray Gerçek, sonra Miray Çatalçekici oldu. Benim soy ismimi aldı. Ben söylemiştim ona. Ben olsam benim soy ismimi alayım. Çatalçekici ne kızım, torna tesviye atölyesi gibi diye. Ne güzel, karizmatik bir soy ismim var diye. Harika bir ailenin, harika bir kızını işte beraberlik nasip etti Allah. Orada da nişanımızda. Gerçekten bizim o gelip geçerken, flört ederken baktığımız yerde köşk orası, Caddebostan'da geçip hep böyle İstanbul'a ilk geldiğim zamanlarda hep bakardım, ne güzel yer diye. Sonra orada işte böyle dünya evine girdik, nişanlandık. Bütün ailemiz, bütün büyüklerimiz, hayatta olanlar var, olmayanlar var. Hepsine Allah rahmet eylesin, olmayanlara da. Ama eşimi öyle görmek tabii beni çok heyecanlandırdı. İkimiz de heyecandan öyle mutlu mesut.
poz vermişiz. Şimdi nişan fotoğrafınız, nişanınızla düğünüz aynı yerde mi? Hayır. Nişan, ilk önce nişan yaptık. Tamam. Sonra düğün yaptık. Mekan olarak. Yok, hayır, farklı, farklı mekan. Farklı. Peki nasıl evlenme teklif ettiniz? Güzel soru. Nasıl evlenme teklif ettim? Ya zaten benim teklif edeceğimi o biliyordu artık. Sürpriz olmadı mı? Sürpriz olmadı. Biraz böyle ben bir şeyimdir. Benim eşim de çok tez canlı. Benim gözümün içinden ne yapacağımı anlıyor zaten. O da saklayamadı, tutamadı. Ben de işte bir, o zaman bekar evim. Ama biz komşuyuz aslında. Çok bizim tanışma hikayemiz de çok gerçekten hani filmlere konuk olur. O zaman olacak. Tanışma hikayesini dinleyelim evlenme teklifinden önce. Madem öyle. Tamam. Kısadan iste hemen anlatayım. Tamam. Çok heyecanlı çünkü. Şimdi ben İsim Şehir Hayvan diye rahmetli Metin Serezli'nin yönettiği bir oyunda oynuyordum. Yılmaz Özdil'in yazdığı, Metin Serezli'nin de yönettiği. O dönemde yani ay 30 ben 30-35 tane oyun oynuyordum. Turneler git gel böyle çok da güzel gidiyordu oyunumuz. O zamanlar işte Bodrum'da bir oyunum vardı. Bodrum açık havadan İstanbul'a geri dönüyorum. İşte Profilo şimdi yıkıldı, Profilo Kültür Merkezi işte gidip geliyorum. Uçakta böyle bir kız boyu kadar valiz böyle gördüm. Hani şey var ya bir kedi gördüm sanki durumuyla. Bir baktım böyle boyu boyuma, huyu huyuma mı bilmiyorum ama boyu boyuma bir böyle bir... İlk görüş o. Evet sanki. Ben o ama bunun farkında değil. Yani o beni görmedi uçakta. Çünkü ben böyle giderken hep ona baktım. Şimdi şöyle bir yapım var benim. Tamam hani kova burcuyum, işte şeyim böyle ne derler ona hani sosyal bir adamım ama hani sizin için bir cambazlık yaparım kendim olunca böyle kalıyorum. Bir şeyde hani normal git bir insan bir tanışmak ister vesaire hiç oralı da değildi zaten fark etmedi bile. Neyse ben uçakta gördüm bitti ama aklımdan çıkmıyor. Uçakta gördüğüm bu kız, uçakta gördüğüm kız acaba nerede, ne yapıyor böyle. O arada da oyun oynuyorum. Yani İstanbul'a döndüm. Metrobüsle Profilo'ya yani oyun yerine gidiyorum. Oyunum var akşam. Sonra bir baktım. Metrobüste aradan ama bu tabii böyle 3 gün geçmiyor. Ben aradan atıyorum. 1 ay geçiyor. Bu arada ben tiyatroda da kuliste diyorum ki ya Bodrum dönüşü ben uçakta bir kız gördüm aklımda hala diyorum. Nusret abiye, işte Sabri abiye, Metin abiye bile söyledim. Abi böyle hadi oğlum bak işine diyorlar tabii bana. Nerede bulacaksın? Gidip konuşsaydın konuşamadın. Neyse uzatmayayım. Metrobüste bir bindim. Kafamı bir kaldırdım. Bir kız, uçaktaki kız. Yanında da bir kız daha. Ben böyle aynı şu modele oturuyor. Ben de geldim burada dikiliyorum metrobüste. Sonra durdu, bakıyorum ona ama ben yine kilitlendim. Yani cümle kur değil mi adam daha ne olsun yani sana nasıl bir kıyak gelsin yani. Yani hayat daha ne sunabilir şey, daha ne sunabilir ki ama bende yine tık yok. Baldızım Ece, yanındaki kız kardeşiymiş böyle bakıyor falan filan ama Mira hiç oralı değil, eşim hiç oralı değil. Neyse bu yine gitti, ben yine bir şey diyemedim. Kafayı yiyeceğim, ne yapacağım, ne edeceğim, ay, Allah'ım şudur budur gerçekten. Vesaire. Sosyal medyanın yeni çıktığı zamanlar, Instagram'da da yani bu şeyde de yani toplasan 15-20 takipçi var. Hani herkes kim diye böyle bakıyor. Beni biri takibi almış sosyal medyada. Ben alan kişiyi bilmiyorum. O zaman da program vesaire böyle televizyonda işler yapıyoruz ya. Dedim herhalde oradan biri. Baktım, inanın şu an kızın adını hatırlamıyorum. O arkadaşı hatırlamıyorum. Aa dedim, acaba kim, ortak arkadaşımız mı var? İlk sırada eşimin fotoğrafını gördüm. Aa çok acayip. İnanamıyorum dedim. Nasıl yani bu uçaktaki kız, o metrobüsteki kız, oradaki kız, buradaki kız artık bana herkes, oğlum artık yürüyeceksen yürü buradan dedi. Ben de tabii hani bu... Bu kadar tesadüf olmaz artık değil mi? Bunun bir sebebi var artık. Evet, ben de aynen bu cümleyi kurdum. Bakın dedim hanımefendi, ben bir sapık değilim. Hayatımda ilk defa Instagram'dan ya da yeni açılmış bir yerden bir şey yazıyorum. Ben oyundayım, yani oyuncuyum aslında. Buyurun hatta oyunuma gelin. Ama bu bir tesadüf değil. Ben sizi metrobüste gördüm, uçakta gördüm. Üzerinizde beyaz şöyle kıyafet vardı, valiziniz şu renkte gibi gibi tıt 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 tıt. Oralardan başladım ateş etmeye ondan sonra. Bir müddet cevap gelmedi. Sonra da baktı çatal çekiş mi ha falan böyle. Sonradan söylüyor kuzenleriyle geyini yapmışlar. Kuzeni demiş ki bizim burada oturuyor diye benim için. Sonra dedi ki siz nerede oturuyorsunuz dedi. Tabii sohbet etmeye başladık. Öyle deyince ben bir kapıyı açtım, araladım. Aa üstümde ne var? Ne zaman gördünüz ki? Nedir, ne değildir falan.
Dedim ki böyle böyle ben işte Fener Yolu'nda oturuyorum. İşte Müjdat Gezen'den mezunum ben, konservatuardan mezunum. Ben de hep oralarda oturdum. Hı. Evlerim hep orada oldu. Dedi ki ben de işte şu sokaktayım. Ya iki sokak arkamda oturuyor ve biz hayat boyunca karşılaşmadık. Uçakta karşılaşıp, metrobüste karşılaşıp. Ve komşum çıktı. Evet. Yani dedim ki şöyle bağırsam sizi duyacak mıyım? Evet. Çok daha enteresan benim çok eski bir çocukluk arkadaşımın bir dükkanı var. Sürekli oraya gelir gidermiş. Ben dedim ki senin dedim bir dostumla dostlarımla tanıştırmak istiyorum dedim. Daha kapıdan içeri girdiler birbirlerine sarıldı. Aa, Sinan abi ne yapıyorsun diye. Demem o ki böyle bir tanışma hikayesi dedim ki bakın bu bir tesadüf olamaz. O yüzden bunda bir başka bir mevzu var. Sonra buluştuk. Sonra da işte olaylar buralara kadar geldi. Evlenme teklifi nasıl geldi? Evlenme teklifi de sonra bu kadar işte olaydan sonra bu kadar. Bu kadar olaydan sonra benim eşim et çok sever. Ben de o dönem böyle sağlıkla alakalı bir şeyler, hipoglisemi zamanımdı. Böyle birçok şeyi hayatımdan çıkarmıştım. Böyle sağlıksız gıdaları diyeyim. Böyle hani gönül ister ki bir yere gidip bir kadeh eşliğinde bir şey içmek falan. Ben o aralar onları yapmıyordum. Sonra evimde mutluyuz. Ben de eşim dedim ya et hastasıdır. Ben eve et getirmezsem bir gün bir bakacağım sol tarafım yok yemiş bitirmiş hatta espri yapıyorum ona. Böyle evde kebap söyledik. Ben de ona aldığım yüzüğü çıkardım. Öyle muhabbetin arasında şey tabii ki öyle yollara çiçekler koydum. Bütün apartmanın başına mumları koydum. Bir romantizm o kadar da odun değiliz canım. Estağfurullah. Mumlarımı koydum. Ondan sonra bizim fotoğraflarımızdan oluşan bir şey yaptım. Ekranda onu açtım. Bizim sevdiğimiz bir şarkı var onu açtım derken tabii öyle bir ortamda göz göze bir evlenme teklifi etmiş oldum. Nefis. Hikaye çok enteresan yani başlangıcı hakikaten film gibiymiş. Nefis sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Mutlu anlarımız bir ömür sağlıkla devam edelim. Amin efendim. Çoğalarak sıradaki fotoğraf gelsin bakalım hangisi olacak. Heh. Güzel anlardan bir tanesi. Biri. Peki bu anın öyküsünü dinleyelim. Dinleyelim efendim. Burada da Alp annesinin karnında. Cinsiyet belirliyoruz. Pandemi zamanları zaten bu. Alp pandemi çocuğu. Yani pandemide Alp doğdu. Pandemi 2-3 ay sonra da pandemi patladı. Bodrum'da kayınvalidem, kayınpederim. Onlar da benim aslında gerçekten hani hayatta gerçekten şanslarım. Hani dedim ya çok güzel bir aileden güzel bir evlatla eşlik ettim. Baldızım da öyle. Kendi annem babamdan gerçekten beni hiç ayırmadılar kendi evlatlarından. Hala da öyledir. Her zaman her şekilde gerek Sema annem gerek Engin babam Allah onları uzun ömür versin. Gerçekten nasıl bir evlat yetiştirmişler durumuyla her seferinde onlara dua ediyorum yani Allah razı olsun diyorum. Gerçekten tekrar buradan ellerini öperim. Şimdi Bodrum'dalar kendileri. Yine Bodrum. Onların Bodrum'da evi. Orada İstanbul'a gidip geliyorlar. Orada işte pandemi zamanı demişlerdi ki ya ne yapıyorsunuz orada? Zaten ne olduğu ortalığın karışık. Hani bahçe, gelin, oturun vesaire. Biz de dedik ki madem öyle orada bir şey yapalım. Oradaki çevremizle bir şey düzenleyelim. Orada yaptık, ettik. Pandemide bahçemizde işte baldızım, ben, kayınvalidem, komşularımız, arkadaşlarımız, çok dostlarımız. Güzel. Öyle bir an yani çok keyifliydi. Samimi, sevgi dolu bir an fotoğrafı. Evet. Saygılarımızı gönderelim güzel ailenize. Evet, evet. 12'de tekrarı var eğer izlemiyorlarsa çok üzülürüz. İzliyor. Gece. Öyle mi? O zaman buradan saygılarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Onlar öyle kaçırmaz. Anlarınızı tekrar söyleyeceğim. Sağlıkla uzun amin, uzun seneler amin, devam etsin. Amin. Çok güzel bir fotoğraf. Enerjisi çok güzel. Devam edelim. Sıradaki fotoğraf bakalım hangisi olacak. Alp gelmiş. Bir de 3 aylık olmuş bir de 3 hatta aylık fotoğrafı. Ya Alp benim canım oğlum be. Maşallah. Peki bu fotoğrafı çekerken ne hissediyordunuz? Ya çok enteresan. Bu bu fotoğrafta öyle bir keyifliyiz ki Miray'la. Yani bir Alp'in dünyaya geliş, yani bir bebeğin zaten bir canlıyı dünyaya getirmeye vesile olmak, bir hayat veriyorsunuz işte bir bedeninizden her bambaşka yani kelimelerin kifayetsiz olduğu bir durum. Ve kendimizi burada ben gerçekten başka bir gezegendeymiş gibi hissediyorum. Bu fotoğrafa her baktığım bana. Neden öyle söylüyorum? Çünkü Alp'in bakışı o kadar gerçek ki. Yani biz iki kişi gidiyoruz.
3 kişi olarak geri geliyoruz. Hastaneye 2 kişi gidiyorsun, 3 kişi olarak geri geliyorsun. Ve senden biri hayata devam ediyor. Senden biyolojik olarak oluyor ama bambaşka bir karakter. Şimdi büyüdükçe zaten mevzular değişiyor. Orada onun en sevdiği oyuncağı fili hala ona sarılıp yatıyor. Benim eşim de çok böyle düzenlemeyi, organizasyonu vesaire çok yeteneklidir o konuda, sever. O böyle bir bunu koyalım dedi, burada bir fotoğraf çekelim mi demeye, o bir sürü fotoğraftan biri. Ama gerçekten başka bir gezegendeyiz orada, sanki o mutluluk yeni, uyku, uykusuzluk, mutluluk, mutsuzluk, ne oldu, ne yaptık, nereye gidiyorsun, bütün her şeyi. O pandemi döneminde her şeyin durması sizin için Alp'in o ilk aylarında avantaj olmuş sanki, birlikte eşinizle beraber, evet. Alp'i büyütürken o en zor şans oldu değil mi? Evet. Ben turneden gelmiştim, o zaman bir müzikalde oynuyordum. Turneden geldim, hatta doktoruyla sürekli konuşuyorduk, hani ne kadar kaldı, erken doğum olur mu, olmaz mı vesaire, bu durumlarda biliyorsunuz risk. Ve ben kaçırmak istemiyorum. Yani böyle bir hani bizim meslekte çok olabilir turneler vesaire, hep ustalardan da duyardık. Ben ama dedim, yani benim işte Şubat, Ocak, Aralık, oralarda bir şeyler olabilir. Yani gelebilir Alp dünyaya diye. Ben geldim çünkü doktor hani bir gel dedi. Orada pandemiden önce olması 2-3 ay, sonra da bir daha da gidemedik. Gidemeyince de ben dünyanın en güzel insanıyla, yani 3 kişi bir aileyle muhteşem anlar biriktirdik. Belki nasip olmayacaktı bu kadar onunla büyüyüşüne şahit olamayacaktım. Tabii, belki. Ama o 2 yıl geçirdiğim en güzel zamanlardı. Ne güzel, maşallah diyelim. Çok çok güzel bir fotoğraf. Devam edelim, sıradaki Alp, fotoğraf gelsin. Oğlum seni çok seviyorum babacığım. Aa. Nasıl bir anın fotoğrafı? Ne anlatıyorsunuz bu fotoğrafı? Ya bu şöyle, Lafa Belir diye bir program yapıyorduk biz. Benim televizyona ilk başladığım zamanlarda bir kanalda. Şimdi o kanal Türkmax diye bir kanaldı. Orada Şebnem Dönmez sunuyordu. Türkiye'deki hiç doğaçlama programı yapanlardan biriyiz biz. İlker Ayrık, Ömür Arpacı, ben, Taner Ergör, Emre Özcan, yönetmenimiz Ebru Yalçın'dı. Harika bir böyle 5 tane 6 tane adam, okul arkadaşı. Ama bir anda böyle seçmeye de bir oyuncu seçmesi varmış deyip bizi yönlendirdiler. Gittik. Beşimiz beraber böyle muhabbet, sohbet, goy goy yapa yapa istedikleri de oymuş. Ben İlker'le aynı sahneyi yıllarca paylaşmışım. Sınıf arkadaşım Ömür, Emre, herkes birbirine. Sonra bizim o yap diyorduk ya, bir gün bu yaptığımız geyiklere, muhabbete para verecekler diye. O program sonra çok tuttu. Bizim orada bir sürü bir kitlemiz oldu. Program işte çok başarılı geçti. Dergideki yaptığımız şeyden, konseptten biri. Sonra bizimle bir röportaj ve bir dergi çekimi oldu. Oradaki derginin konseptinin yarattığı bir şey. Hepimize ayrı ayrı böyle şeyler yapmışlardı. Ben de böyle kutuların içinde yapmayı tercih ettim. Peki ayı figürünün özel bir hani ne bileyim bir hikayesi, bir dekor var mı? Belki benimle eşleştirmiştir. Bir espri mi? Belki yani bu kadar karamsarlığın içinde aslında benim sırıtıyor, gülüyor olmam belki, ya da renk katmak. Ben de üstümdeki kıyafet de ben seçmiştim, o beyazı. Hani kutunun içerisinde şey olsun öyle diye. Herkes o şekilde oturamaz değil mi? Evet. Bu arada? Ben de öyle çok enteresan. Ben de böyle bir elastikiye durumu var. Alıyorum dizlerimi böyle koyabiliyorum, oturabiliyorum böyle şey gibi. Ne derler? Aladdin'in cini gibi. Kıvırmayın dizlerinizi zararlı diye. Ama yaptık. Şimdi zaten kıvıramıyorum. Bağlarım koptuğu için o kadar yapamıyorum. Ay çok geçmiş olsun. Çok güzel bir fotoğraf. Öyküsü de çok güzelmiş. Devam edelim. Sıradaki fotoğraf gelsin. Bakalım şimdi hangisi gelecek? Oyundan bir. Set. Set. Setten. Bu da, bu benim ilk televizyon deneyimim. TRT'de. Ali Poyrazoğlu'yla beraber, daha doğrusu bu Kaptan diye bir dizisi vardı TRT'de, belki hatırlayanlar vardır. Sene kaç? 2000'lerin başı herhalde. Ben 99 girişliyim, ya 99 ya 2000 olacak. TRT'de Kaptan çok güzel bir aile dizisiydi. Biri kaptan, işte annesi, çocuğu, eşi, bütün hepsi beraber yaşıyorlar. Bir sitcom, o zamanın sitcomlarından. Ali Poyrazoğlu yönetiyordu. Yönetmen yardımcısı da Ebru'ydu. Ebru Oğuz, Orhan Oğuz'un kızı. Suzan Avcı. Benim ilk defa kamera gördüğüm, öyle söyleyeyim, settir. Başladım, hırsız
Kedi Selim diye bir rol oynuyordum. Eve hırsız olarak giriyordum. Bir bölümlük bir şeydi. Yani bir bölüm girip konuk oyuncu oynayıp çıkacaktım. Sonra Ali Poyrazoğlu bizi usta beğenmiş sağ olsun oyunculuğumuzu. Ben bir bölüm diye girdim. 17 bölüm, 18 bölüm oynadım orada. Sonra ilk senaryoyu değiştirdi Ali Kaptan, Ali Poyrazoğlu. Bu sefer hırsıza evde bakmaya başladılar. Oh. Hırsız olarak geldi. Tamam bu çocuğa biz hikaye yazalım, güzel oynuyor dedi. İşte Müjdat Hoca'yı aramış. İşte sen bu öğrencini alıyorum sete diye. Öyle başladık. Yani o setteki ilk fotoğraflarımdan, ilk kamera gördüğüm zamanlardan biri. Peki bu nasıl bir anlı foto? Yani sahne esnasında mısınız yoksa sahne arasında poz vermek için mi çekildi bu fotoğraf? Haberiniz var mı yani bu fotoğrafın çekildiğinden? Şöyle hatırlıyorum, yanlış olmasın. Böyle bir sahne var. Zaten yakama yapışıyor, beni yakalıyor. Sen ne arıyorsun benim evimde gibi. Sonra dediler ki biz bunları hani gazeteye vereceğiz. Orada da tık 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 çekiyorlar. Ben de böyle daha ben oynamaya devam ediyorum. Ebru bir tek bu tarafa bakmış. Yani ben fotoğraf olduğunu farkında değilim. Aslında fotoğraf çekildiğinin farkında ben değilim. Ben işime vermişim oradaki. Evet, ben sahnedeyim. Böyle oyun durumundayım. Bir tek ben değilim. Geri kalan herkes bence fotoğraf olduğunu farkında. Ben heyecanla oynamaya devam ediyorum ama çok güzel bir fotoğraf bu ya. Ali Poyrazoğlu da tam bir kaptan. Evet. Ne kadar yakışmış değil mi kostüm? Çok. Saygılarımızı gönderelim. Evet, çok evet. Değerli oyuncularımızdan, sanatçılarımızdan biri ve devam edelim sıradaki fotoğraf. Bakalım hangisi olacak. Buyur, bu ne renkli, ne güzel bir fotoğraf. Sosyal medyada var. Şimdi biz dedim ya Laf Ebeleri diye bir şey yapıyorduk. Evet. Sonra yıllar geçti aradan. Tekrar buna benzer bir program yapalım istediler. BKM'de, Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Buyur Bir de Buradan Bak isimli bir televizyon programı. Yine doğaçlama yapmaya başladık. İşte Büşra Pekin, İlker Aksum sunuyordu. Sonra Ceyda Düvenci, Ceyda sundu. Orada sahnede eğlendiğimiz, oynadığımız zaten hani işte deli işi biliyorsunuz işte dekordan da anlaşılacağı üzere. Mutlaka bir şey oynuyorum. Ayaklarım yerden kesilmiş. Bunu da çeken arkadaş ne güzel. Ben havada yürüyorum, ispatım var. Fotoğrafı. Aynen öyle olmuş ya. Gerçekten öyle bir fotoğraf. Ben de çok severim. Ben de bunu şey yapmıştım. Çok beğendiğim saçım. Evet, saçımda da şey var, peruk var anladım. Değil mi? Boncuklu falan boncuklu, böyle. Boncuklu boncuklu peruk var. Ya öyle bir formatta alıyorduk oradan bir şeyleri kafamıza geçiriyorduk. İşte ne oynayacaksak o aynı kadın oluyorsun işte taksici ol tipten tipe girdiğimiz bir şeydi. Kaç senesine ait bu fotoğraf? Bunun da bir 8-9 senesi var. 8-9 senesi var değil mi? Belki 10 senesi var. Fotoğraflarınızın öyküsünü dinlemeye devam edeceğiz. Öyle hızlı geç ki araya gidiyoruz. Aa! Evet, aranın ardından fotoğrafın öyküsü devam edecek. Aranın ardından fotoğrafın öyküsü devam ediyor. Hızımızı hiç kaybetmeden devam edelim mi fotoğraflarımızın öyküsüne? Edelim, çok gelsin iyi. Yeni fotoğraf bakalım hangisi olacak. Aa, efsane. Bu bir dönem projesi mi? Yani burada aslında bir dönem projesi diyebiliriz. Yani dönem derken... 70'ler gibi sanki. Gibi ama değil. Biz Çetin Altay'la Oflu Hoca Trakya'da diye bir film çektik. O Çetin Altay Karadeniz Oflu Hoca serisinin Trakya'da geçen bir hali. Ben de orada Oflu'nun bu tipte bir şeyim, kankasıyım. Bunu işte cezaevine giriyor, bunu Çetin'i şeyle kaçırıyor, ikizi var. Böyle bir tabutta kaçırıyor içeride, bayağı böyle atraksiyonlu mafyadan oradan buradan kaçırıyor. Bu da benim gelin, onları gelin damat yaparken kullandığım araba. Önünde de bu tiple zaten hani şu tiple ne yaparsın, nereye gidersin? Böyle Trakya'da zaten ben böyle gezdim. Beni herkes oralı sandı. Tabii. Bir de böyle konuşunca tabii, hatta şöyle bir anısı var. Filmin galası oldu. İşte Lüleburgaz, işte oralarda hep galayı yapıyoruz. Bir tane seyirciyle de böyle işte şeyimiz var, söyleşi yapalım dedik. Tamam işte oturuyoruz Gülhan Tekin, ben, işte Gökhan Yıkılkan, Çetin Altay. Seyircilerden biri sordu, dedi ki senin dedi yanında dedi bir tane kapçık ağzı vardı dedi, orada dedi o bir tane de adam vardı. O nerede o dedi, seni dedi her yere götüren.
Burada işte dedi. Onu demiyor mu ya? O adam ben öbürünü soruyorum sana, o filmdeki nerede? Abi bu adam diyor işte bak bile. O değil mi ya? Abi ısrar. Ben adama benim olduğumu ikna edemedim. Allah'ım ya Rabbim. O kadar sevdim ki orayı. Çok keyifliydi. Çok keyifli. Bir de hakikaten Ercan abi kulakları, görüntü yönetmenimiz. Adem abinin de kulakları çınlasın. Böyle bir baktı. Hani yerel mi buldunuz dedi. Hani sanki orada halktan biriymiş gibi. Yani biraz saçları koyulturduk, şey yaptık. Ben de çok severek oynadığım rollerden biriydi. Rol yapmamışsınız, role bürünmüşsünüz. Ya ne bileyim, öyle orada değil. Zaten gidip de o enerjiden almamak imkanı yok ya yani. Evet. İnsanların o bölgenin insanı muhteşem. Selam olsun. Vallahi billahi. Çok tekrar bir iş olsa da gitsek orada çalışsak. Ay. O kadar, her bölge için demiyorum mesela onu. Ama orada ben çok şehir dışı işi sevmem. Hı hı. Ama bu sinema filmi olması ve orada tabii Çetin çok iyi bir partner. Yani çok keyifli bir adam. Çok yani. Sevdiğim arkadaşlarımdan biri. Buradan selam olsun. Selam olsun. Gelecek fotoğrafını. Aa, gelsin gelsin. Evet. Onun da var. İkimizin de var öyle fotoğrafı. Aa, nefis. Belki o da onu koyar. Peki hadi devam edelim. Sıradaki fotoğraf gelsin. Vay 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 vay. Aa, nasıl bir anın fotoğrafı? Bir etkinliktesiniz galiba değil mi? Vallahi bu aslında şu an bizim içinde olduğumuz ustam Erkan Can'la beraber hayata geçirdiğimiz Karavan Tiyatro. Türkiye'de aslında daha önce bizim bu ustalarımızın yaptığı, işte dedim ya Müjdat Gezen, Savaş Dinçel, daha da eski İsmail Dümbüllüler, işte Güllü Agoplar, geleneksel Türk tiyatrosu biçiminde biz bu yıl 70. ölüm yıldönümü Sait Faik'in vesilesiyle Erkan Can benim hem okuldan hocam hem de abim. Hayatı beraber, bir sürü anları beraber paylaştığımız. Biz böyle oturup projeler üretiriz. Ne oluyor, ne bitiyor? Kafemizde otururuz, muhabbet ederiz arkadaşlarımızla. Orada gelir gider. Bu sezon bir şey yapmak istiyorum dedim Erkan abi. O da yapmak istiyor. Ne yaparız, ne ederiz? İkimizin de hayali Karavan Tiyatro'ydu. Ve biz Karavan Tiyatro'yu kurduk. Karavanda geçiyor bütün her şey. Oyunumuzu, bir eski panayırı düşünün. Panayır halini düşünün. Bize sağ olsun Gencer Karavan'da bu anlamda bize yoldaşlık yaptı, sponsorumuz oldu. Biz gidiyoruz belediyelerle, özel etkinlik alanlarında. Orada bir belediye, Ataşehir Belediyesi bize sağ olsun ilk oyunumuzu onlarda oynamıştık. Üç günde parklarda 1700 kişiye ulaştık. 7'den 77'ye. Sait Faik zaten muhteşem bir yazar. Doğa, insan, kardeşlik. Yani o 60-50 yıl önce söylediği şey bugün birbiriyle ulaşıyor, bir istediği yere ulaşıyor. Çocuklar birbirimizi, çevremizi, insanlığı, güzel ahlakı, her şeyin ne kadar üstünde olduğu, asıl unuttuğumuz duyguları, bir de zaten anlattığı bir İstanbul öyküsü, kendi hayatıyla beraber nasıl geçirdiğini. Savaş Dinçer benim konservatuvardan hocam. Biz ona parçalar oynardık, tiratlar oynardık. Ben Savaş Hoca'ya birinci sınıftayken Sait Faik'in Hişt hikayesini oynamıştım, öyküsünü oynamıştım. Savaş Hoca da beğenmişti sağ olsun, Müjdat Hoca da ikisi. Sonra kitabını imzalayıp ben almıştım onu, vermişti. Yıllar geçti aradan, Savaş Dinçel'in uyarlamasıdır bu. Hocamın, o da oynamış zamanında, ben de elimden geldiğince diğer bir ustamla, Erkan abimle sağ olsun, o da bu işin içine girdi. Bu çok kolay da bir iş değil. Hocalarımızdan bundan destur alarak Müjdat hocamız her gün bizi arıyor. Ne yaptınız? Nasıl geçti? Bunu yaptınız mı? Bize dekor veriyor. Kostüm işte şunu yapın, bunu yapın her gün. Aslında şu anki göz bebeğim benim. Karavan Tiyatro projesiyle Kastamonu, İzmir, Ankara, Bursa. Şu an bir sürü turnemiz var. İstanbul içinde oynadık. Çanakkale'ye gittik geldik. İlk oyunumuz. İkimizin de gözleri dolu dolu. İlk oyun, ilk heyecan ve ustayla yan yana ilk fotoğrafımız diyebiliriz yani tiyatroda. Çok duygusal bakmışsınız. Evet. Erkan Bey ne diyordu burada? Hatırlıyor musunuz? Dediği şey şuydu. Biz bir yola çıktık. Bir yapmak istiyoruz. Bir şey yapmaya çalıştık. Demek ki doğru yoldayız. Her şey bizim önümüze serildi. Gerçekten de öyle oldu. Hayal ettik ve gerçek oldu. Çünkü tiyatro bir hayal işi. Hani bu ülkede değil, dünyada tiyatro yapmak gerçekten hani sanatla uğraşmak zor süreçlerden geçiyorsunuz. Sizin inandığınıza karşındaki inanmıyor. Bazı şeyler istediğiniz kadar anlatın birbirine doğru paydada buluşmadığı için ilerlemiyor. İstediğiniz gibi olmuyor.
Ama bu bizim böyle çok mutlu, ya orada soyunuyoruz, orada yatıyoruz, orada yiyoruz, orada içiyoruz, orada oynuyoruz. Yani zaten biz gittiğimiz yerde oynuyoruz. Seyirci nasıl geliyor? İşte ben gözlerinin önünde çıkartıyorum, üstümü değişiyorum. İki paravan, bir karavan. İki kalas, bir heves gibi. Bir seyircimiz yapmıştı bu yorumu bize. Siz iki paravan, bir karavan dolaşıyorsunuz Türkiye'yi diye. Sağ olsunlar. O an bizim için en kıymetli, hele benim için gerçekten böyle bakıp bakıp. O kadar net belli oluyor ki fotoğrafta zaten. Selamı verdim. Erkan abi konuşma yapıyor. Ben kendimi hakikaten ağlamamak için zor tutmuştum konuşabileyim diye. Muhteşem anlardan biri. Oyunumuza da bekleriz sizi de bu arada. İnşallah, seve seve. Selam ve saygılarımızı gönderelim buradan Erkan Can'a. Erkan Can ve Bediran Şentürk beraber yola çıktık. Müziklerimizi, müzik tasarımımızı hem canlı canlı kendi çalıyor, ediyor. Yani iyi yolculuklar olsun bize karavanla. Seyircisi çok olsun. Amin. İnşallah. Devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin. Çok güzel bir fotoğraf. Çok anlamlı bakmışsınız efendim. Ya orada nedir bir öyküsü? Valla öyküsü bir o an ben böyle Instagram'a şeyler çekiyorum. Böyle saçma sapan tırnak içinde videolar. İşte biliyorsunuz oraya düşüyor, buraya düşüyor. Böyle eğlenirken koyduğum, ne demiştim de koydum ben bunu hatırlamıyorum. Bu kombin bunun altına olmuş mu? Bu kombin ay olmuş mu gibi iğrenç bir espri. Ama milyonlarca izlendi galiba. Öyle yaptığım, böyle sabah sabah afyonun patlama yaptığım soğuk esprilerden. Bu kombinim diye. Ay. Çok güzel. Sizin burcunuz kova mıydı? Kova burcuyum ben. Tam bir kova esprisi. Valla evet. Bayat bir espri mi oldu? Aslında bu kadar kötü espri yapmam ama o zaman yapıştırdım gitti ama tuttu. Ama çok çok güzel espriler çıkardı böyle, böyle bir anda böyle ne dedin ya deyip sonra çok gülersiniz ya. Kova burcu esprisi hep böyle denk geliyor. Benim yakın arkadaşlarımdan biri de kova burcu. Hep böyle espriler çıkıyor. Ne dedin sen deyip sonra çok sonradan kopmaca. Güzel bir fotoğraf, güzel bir bakış diyelim. Evet. Devam edelim. Bakamama diyelim yani. Biri başka tarafta, biri başka tarafta. Ne güzel bakamamışsınız. Oo. Evet. Neredesiniz burada? Nerede dalıyorsunuz? Kaş. Kaş'ta. Az önce dedim ya, darbukayı aldım, tamam, sırtıma gittim. Aynen öyle. Turdan diyeyim. O turdan. Oradan işte Olimpos. Kaş'a nereye gideyim diye böyle geçen otobüse bindim, şehirler arası yani gardan, otobüs, otogardan. Bir arkadaşımı aradım, Bülent Şakrak, kulakları çınlasın. Bülent'i aradım, ne yapıyorsun? Kaş'tayım dedi. Aa dedim, ben de Kaş'a geliyorum. Tamam gel dedi, daha Kaş'a inmeden bana şey diyor, yarın saat 8'de burada şeyde ol, Kaş işte iskelede ol, dalış yapacağız. Oğlum dedim, ben hani dalmak balmak bilmiyorum ya, gel. Bir de dedim yani işte bir de brü al dedi orada yani yıldız al. Ben ne kadar dalacağım, ne olacak, daha dur bilmiyorum. Ya gel tam senlik, bak bayılacaksın, gitmeyeceksin dedi. Neyse iki gün falan kalmaydı niyetim. Sen o uçağı iptal edersin, sete de gidersin, her şey olur dedi. Hakikaten beni tanıyor Bülent. Geldim, ilk dalışım ve orada iki hafta kaldım. İki gün diye yine gittiğim yerde harika bir tatil oldu. Tatil değil. Ben müzikten sonra yani oyunculuğu bir kenara koyuyorum. Böyle hani enstrümandan sonra diyeyim. Huzur bulduğum gerçekten en muhteşem anlardan biri denizin altı. Ben bir söz, benim mottom olmuştur. Dalga yüzeyde olur, huzur istiyorsan derine dalacaksın diye. Gerçekten huzur, hani yukarıda kıyametler kopuyor, aşağı bir iniyorsun. Bambaşka. Bambaşka. Her şey yavaşlıyor. Sadece kalbin, nefesin ve sen. Hani tek tutunduğumuz şey aslında nefesimiz. O durdu mu hayat duruyor. İçeride onunla alıp veriyorsun. Aynı anda o canlılarla beraber bir oluyorsun. Aslında ben hep ona yine bir tekin seyrini yaşarız biz alemde. Benim görüşüm o. O bir olma, o tek olma durumu. İşte bir yandan balıklar geliyor. Deniz işte biriyle beraber, orada body denir. Onunla beraber daldım. O da bana böyle bir göstermek için şeyi, kestaneyi çizdi. O deniz kestanesi. Balık ve bütün balıklar geldi. Ben tabii muhteşem bir an. Yani mutluluktan uçuyorum. Bir de üstüne üstlük bir tane balık. Bilmiyorum. Böyle aslında ben böyle deniz atına benzettim ama değilmiş. Sonradan öğrendim, bir tane balık geldi. Böyle bakıştık. İlk indiğimde daha böyle hani böyle asılı kaldık. Orada işte daha yeni yeni yapıyorum nefes dengesi. Sonra çıktım yukarı, dedim ki bu dedim bir balık geldi. Evet dedi, trompet balığı. Aa.
Aa dedim trompet balığı, trompet ben müzisyenim oradan mı yakaladı? Kendime de oradan bir pay çıkardı. Yakaladı beni. Yakaladı beni. O muhteşem anlardan biri hayatımın en güzel. Yani vakit buldukça yine gidiyorum ama profesyonelliğe geçiremedim şeyi. Kaç metreye daldınız? Galiba orada bir 13-14 metreye falan daldım. Bu ilk en dalışımda fazla. Değil tabii, ama tabii. Gide gide orada bir batık vardı, bir uçak batığı var. Oraya benim 30'larda galiba o ama benim şeyim yetmemişti. Zamanım ve ders alma şeyim yoktu, yani vakit yoktu. Ama çok keyif almıştım. Orada da çok güzel bir 2 hafta geçti o andan biri. Çok güzel. Devam edelim sıradaki fotoğrafla. Bakalım şimdi hangi fotoğraf gelecek? Felsefeye giriş. Ve çıkamayış felsefeden. Girdik ve çıkamadık. O da nerede? Bizim May Film, Mehmet Emin Yıldırım ofisimiz. Sinema ve yönetmen arkadaşım Mehmet Emin Yıldırım'ın ofisinde. Orada bir kitaplık var. Oraya otururuz. Yani kimi senaryo çalışır, kimi işte bir şey yazar, kimi işte yönetmen yazar, açılarını belirler. Bir şey. Herkes kafasına göre takılır. O anlarda gider orada aslında bizim üretim yaptığımız zamanlardan biri. Ben orada aldım o kitaplardan işte bir okuyayım diye. Orada çekmiş beni. Tam da o çekerken ben de gözlerimi patlattım. Tamam, ne yapıyorsun şimdi sen? Diyecektim ki hani habersiz mi çekilen, niye bu kadar dik ve böyle... Farklı bakmışsınız ama o anda bir hafif bir poz vermiş. Ya şimdi okuyordum kitabı, hani böyle okumuyorum tabii ama evet. Okuyordum, sonra bir baktım böyle alttan geldi, fotoğrafımı çekmeye çalışıyor. Öyle olunca ben de gözlerimi patlattım refleks olarak. Ama şey, bizim köşemiz, orada otururuz, hem muhabbet ederiz, hem çekim yaparız, hem kitap okuruz. O köşeden biri yine dolu dolu geçirdiğimiz zamanlardan biri olmuş. Peki, devam edelim sıradaki fotoğrafla o zaman. Aa, ne güzel. Evet. Hangi proje? Bu Gökhan Yıkılkan'ın Seni Bulacağım Oğlum diye senaryosunu yazdı. Nerede çektik biz bunu? Marmaris'te çektik. Girdi, vizyona da girdi, şeye de girdi. Bu dijital kanallarda da oldu. Orada ben ne oynuyordum? Karakterin adını hatırlamıyorum ama Gökhan'a hayatı boyunca çocukluk arkadaşı, kazık atan birini oynuyorum rolde. İlk bilen ilk sahne, sahneye girmeden... Gökhan'la yaptığımız geyiklerden, muhabbetten, hadi susun, hadi durun, dırt 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 derken Alper Mesci, o arada da çekilmiş bir fotoğraf. Bakışlardan da belli olduğu üzere, gece de geç, böyle bayağı bir geç galiba Marmaris'te. Saat, 6 saat var ama o şeyin herhalde saati. Şeyin saati değil mi? Çekim ne kadar çekildi? Aynen öyle. Çok keyifli bir işti o da, orada Marmaris'te. Güzel bir şeyde, platoda çektik. Yaşayan bir platoda. Nefis de bir hatıra fotoğrafı. Evet, evet, çok güzel oldu. Çok peki güzel. Devam edelim sıradaki fotoğrafla. Şimdi burada neredesiniz? Burada neredeyim? Burada da bir reklam filmi. Ben bir firmanın ekran yüzüyüm. Onların bu yani onlar için çektiğimiz çok güzel bir reklam filmi oldu. O firmanın kaç tane, 2 tane reklam filmi çektik onlara biz. Orada hem dans ediyorum, hem arkamda can orkestra var, hem arabanın içinde ayrı bir şeyimiz var, oyunlarımız var. Orada en son arabadan çıkıyorum böyle, hep işte o şarkıyı söylüyorum, jingle'ını, firmanın jingle'ını söylüyorum. Orada da hakikaten böyle çok şaryo geliyor bir taraftan, cimiler dolaşıyor havada. Böyle geniş plan böyle ışığı da bozmadan. Bana yakışan bir tipti bu halimde, gözlük vesaire. Keyifli bir an. O reklam setinde çekindiğim bir fotoğraf. Tam sahne anında habersiz çekildiği için de çok güzel yansıtmış. Tabii. İşte o an çekimde yani oradaki fotoğrafçı arkadaş, set fotoğrafçı arkadaşlarımız çekmiş ama çok beğendim bu fotoğrafı. Kesinlikle çok güzel. Çok güzel. Peki devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin şimdi. Bak bu, Çetin'le beraber. Evet, evet. Şimdi bu döndük şeye. Ofloca Trakya'da filminin seti. Çetin, gördün, o da kırmızı şapka, o benden beter zaten. Ece Can Gümeci, Gökhan Yıkılka, Gülhan Tekin. Gömlekler efsane. Evet, evet, ama orada zaten herkes... İlk fotoğraftaki hali de efsane. Evet. Gömlek nefis çekti falan. Şimdi burada da sarı üzerine siyah puantiyeli. Çetin'in gömleğin rengi de efsane zaten. Allah billah. Oradan böyle
bir kız isteme sahnemiz vardı. Çetin'e işte şeyi Ece Can'ı istiyoruz yani o karakterin adlarını hatırlamıyorum şimdi. Orada böyle çok keyifle zaten eğlene eğlene güzel bir anı ölümsüzleştirmişiz. En çok mesela hangi sahnede gülmüştünüz? Ya yani çok eğleniyordunuz zaten biliyorum hani sahne esnasında, çekimler esnasında da daha sonra oradaki halkta da olmak üzere anıları dinledik zaten efsane ama böyle hani çok gülüp de sahneyi durdurduğunuz, dur bir saniye bir beş dakika soluklanalım anlarınız oldu mu? Oldu. Olmaz mı? Bu kız isteme sahnesi onlardan biri. Tekst de zaten şey. Böyle bir yanlış anlaşılma var. O... Neye orada çok güldüğünüzde toparlayamadınız? Ya şimdi şöyle, biz kızı istemeye gidiyoruz. Aslında hikayenin içerisinde şey var. Futbolcu istiyoruz sanıyor. Yani babasından. Yani biz kızı istiyoruz, o diyor ki futbolcuyu vereceksin. Orada işte bu al gülüm ver gülüm muhabbetinde, tekste şimdi biraz değişik diyaloglar var. Orada Çetin başka bir şey söylüyor, biraz da doğaçlama gittik tabii ki. Evet, tabii ikimiz de böyle atışmaya başlayınca herkes orada maşallah yetenekli arkadaşlarım. Hep beraber birbirimize verdik. Dur tamam bunu yapalım, bunu yapmayalım, söyleyelim derken. Olay bambaşka yere geldi. Biz bir duralım. Aynen öyle. Çok keyifli ama. Çok güzel bir setti o da. Peki herkese selam olsun. Evet, devam edelim sıradaki fotoğrafla. Aa ne güzel bir yerdesiniz. Evet. Neredesiniz? Hollanda, Amsterdam. İlk tatilimiz. Yurt dışına çıktık evlendikten sonra beraber. Böyle bir kış ayı ama... Beraber geçirdiğimiz en özel zamanlardan, tam da o şeyin olduğu yer, işte ne derler, nehirin ya da işte gölün aktığı yer. Orada sanki şey gibi, arkası stüdyo fotoğrafı gibi duruyor ama evet. Değil mi? Ama çok güzel bir an yakaladık. Orada birine çektirdik kendimizi. Hemen, Miray zaten Japon'dan beterdir. Hemen herkese tutuşturur. Hemen, değil mi, hemen sürekli onu çek, bunu çek. Ben çok... Bilmiyorum hani işimizden alakalı bıkkınlık mı geliyor nedir? Ben çok öyle sevmem fotoğrafı. Çok güzel hatıralar. Ama iyi ki yapmışız. Evet. O da diyor ki... Ne güzel işte şimdi konuşuyoruz. Evet, o ana gidiyoruz. Kurayım. O anı anlatıyorsunuz bize. İşte, o anlardan biri çok keyifliyiz. Ağzımız yüzümüz zaten kulaklarımızda gördüğünüz gibi. Öyle bir ufak bir tur yapmıştık. Bir hafta kadar. İşte o, gezdik bir sürü yeri. Çok keyifli bir andı. Peki devam edelim. Sıradaki fotoğraf bakalım hangisi? Hmm. Gömlekler genelde yanıyor. Hep bende böyle bir yanarlı dönerlik kıyafetler. Ya oynadığım karakterlerle alakalı çok belki. İyi. Burada bir bir televizyon programında bir şey oynuyordum ben ama ne oynuyordum hatırlamıyorum. Orada giydiğim, girip çıkıyordum arada böyle tipler yapıyordum. Orada girip çıktığım tişörtlerden, abilerden. Nasıl peki öncesinde yani bu poz oldu? Tamam, muhtemelen herhalde böyle bir kostüm değişikliği, evet. Bir makyaj tazeleme. Aynen fotoğrafı öyle. Çeken, abi dur bir saniye çok iyi görünüyorsun deyip değil mi? Aynen öyle oldu. Tam da öyle oldu. Abi, bununla çıkacağım, tamam ben bunu okey dedim. Bu çok güzel, bunu bir çekeyim ben dedi. Çekti. Poz çünkü karakterin duruşu. Evet, karakterin duruşu. Peki devam edelim sıradaki fotoğrafla. Bu, neredesiniz? Neredeyiz? Burada... Kadıköy'de Bahariye Caddesi'nde olmamız lazım. Ya otoparkın... Otopark gibi evet, değil mi? Evet, çok evet. Fazla araba şey, otoparkın çıkışı boştu. Ben de böyle bir fotoğraf, ya şurada geniş bir fotoğraf çektirelim mi dedim. Mehmet Emin de sağ olsun yönetmen olduğu için... Şöyle yap, böyle yap derken yarım saat beni böyle bir zıplattı, bir atlattı. Ama bambaşka bir açı. Güzel. Evet. İşte arkanın flu oluşu, evet. Sizin net oluşunuz bambaşka bir şey ama bu fotoğraftan önce konuşurken hani ben öyle çok fotoğraf çektirmeyi sevmem. Şurada bir fotoğrafımı çeksem mi? Sonraki fotoğrafta açıklaması çok iyi oldu. Evet üstüne hani oldu. Var demek ki öyle ya bir ihtiyaç. Var ama böyle hani bir yerlerde gezerken hani ben anı o an evet. Seviyorum. Daha bir atıyorum işte. Kadınların genelinde var bu. Daha dur şunu bir yeseydi. Evet, 2 saniye, 3 saniye artık o anı gezeceksiniz de saatlerce belki. 2-3 saniyenin de artık lafı ya. Yapılmaz ama ya. Zaten yapamıyoruz. Zaten yapamıyoruz. Evet. Problem yok. Peki devam edelim sıradaki fotoğrafla. Şimdi hangi proje? Bu çok eski bir... Tişörtün öyküsünü bir dinleyelim tabii. Evet, dinleyelim. Şimdi
Bilal Çatal Çekiş'te Bilmedikleriniz diye bir program yaptık biz internete o zaman. Daha yeni bir kanaldı bu. Kanalın adını da hatırlamıyorum. Sonradan kapandı gitti. Fakat orada bir program formatı oluşturmuştuk. Oradaki işte arkadaşlardan biri de benim Bilal, hani öyle bir kahraman da bu. Yani Süpermen gibi ama bilmedikleriniz gerçekten alakasız şeyler söylüyor. Yani işte bu aslında bir bardak değil. Bu 1700'lü yıllarda işte bir gözyaşı kupası bilmem nesi olarak kullanılan diye. Olaylara bir de buradan bakın. Yani sizin bilmediklerinizin yaptığımız bir geyikti. Hani Süpermen gelir hop her yerde biter ya. Evet. Bilal Çatal Çekiş de öyleydi. Öyle bir bitme. İşte onu Süpermen'e benzetip gördüğünüz gibi çatal ve çekiç birbiriyle. Bir tişört, süper kahraman Bilal Çatal Çekiş'le Bilmedikleriniz. Arkada da reji ekibi. Aynen, şahane bir ekipti. Orada güzel bir fotoğraf. Tişörtü nereye yaptırdınız? Valla onlar yaptırdı verdi ama hala duruyor evde. Çok iyi. Çok güzel değil mi? Evet evet çok yani, güzel. Bilal Çatal ve Çekiş bir şey kahramanı gibi. Çizgi böyle, film kahramanı. Bence bu tişörtte bir paylaşımlar bekleriz yani. Öyle mi diyorsunuz? Evet evet. Oo. Çok olabilir. İyi düşünülmüş. Değil mi? Evet. Peki devam edelim sıradaki fotoğrafla. İyi. Bu da nasıl bir anın fotoğrafı? Böyle derinlere bakıp düşünme mi yoksa hani çok keyifliyiz, teknedeyiz. Şöyle bir havalı bir fotoğraf çektireyim pozumu. Ya o şöyle. Eşimin kuzeni Bora, onlar İzmir'de yaşıyorlar. Bizi Bodrum'a giderken davet ettiler. Aynı zamanda işte teknede, tekneyle bir tur atalım, gelin diye gezdirelim sizi dediler. Gittik. Böyle herkes aşağıda çekilmiş kenarında köşede. Ben de orada öyle bir durdum. Kendim çektim onu zaten. Ha. Fotoğrafı. Evet, başka şöyle kendim çektim. Dedim ki ne güzel bir an bu. Böyle aslında gerçekten düşündüm. O bir yarım saatin sonunda... Günü batırmak üzereyken çektiğim bir fotoğraf. Öyle düşündük, uzaklara baktık. Ha, kim bilir neler düşünüyordum o an. Ama tabii orada kendini iyi hissediyor insan. Denizin üstündesin, tabii. Özgürlük, muhteşem bir hava. Orada öyle dedim ben de bunu kendi başıma bir kendime kıyak yapmışım. Kendi kendime şöyle güzel bir fotoğrafını çekeyim derken süremizin sonuna geldik. Geldik yapay zeka fotoğrafı. Hadi bakalım. Yaşadığınız anları gördük, dinledik öykülerini. Yaşamadığınız, hayal ettiğiniz anı. Şöyle demişsiniz. Ailemle dünya turu yaptığımız, sadece gönlümüzce el ele dolaştığımız bir yolculuklar silsilesi. Bakalım yapay zeka bu an nasıl tasarladı hadi sizin bakalım. İçin efendim. Buyurunuz gelsin ekranlara. Aa. Programımızın hatırası olarak şöyle takdim etmek istiyorum. Aa, çok iyi. Alp'e bak birebir. Çok güzel be. Vay be. Çok çok eşim şu an umarım ağlamıyordur Alp'le. Ben bir şey söylemek istiyorum bu tabii. Fotoğrafın üstüne. Gerçekten insanın yaşam arkadaşlığında eşimle beraber çıktığımız bu yolda tabii ki annem, babam, eşim. Kendi kayınvalidem, kayınpederim ve her şeyin üstünde gelen tabii ki evladım. Canım oğlum Alp, sen bizim için çok başkasın. Hani anne baba olduktan sonra iş başka tarafa varıyormuş. Yani kendinden geçip bütün her şeyi onun için yaşıyormuşsun. Ama bu fedakarlık olarak söylemiyorum, keyif olarak söylüyorum. Hani saçımızı süpürge etme olarak algılama bunu. Gerçekten senin varlığın bizim varlığımız. Allah üçümüzü de ayırmasın. Sağlıklı bir ömür olsun. Kafamızda canlanan bir yapay zeka sağ olsun. Böyle bir an yapmış. Çok da güzel olmuş. Çok mutlu olduk. O kadar güzel bir an bıraktınız ki bence Alp'e. Çok güzel bir hatıra da kaldığını düşünüyorum bu programı. Evet, evet. Hayal ettiğiniz tüm anların gerçek olması dileğiyle. Çok teşekkür ve çok ederim. Daha fazlasını dileyerek noktalayalım. Güzel ailenize sağlık, uzun bir ömür dileyelim böyle güzelliklerle. İyi ki geldiniz, çok teşekkür ederim. İyi ki geldim, gerçekten teşekkür ediyorum. Bu çok enteresan bir format, çok güzel bir şey yakalamışsınız. Ben böyle bahsettiğince çok güzel dedim ve gerçekten olmuş. Olmak istedim. Keyifle ve heyecanla geldim. Ve o heyecanla da bunu tekrar tekrar açıp izleyeceğim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tüm ekip arkadaşlarım bana da çok teşekkür ediyorum. Fotoğrafın öyküsünü noktalıyoruz. Hoşça kalın.